6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen felaket Kahramanmaraş ve Hatay'ı neredeyse haritadan sildi. Resmi kayıtlara göre, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ancak enkaz altında son nefesini verenler yalnızca insanlar değildi. 10 binlerce hayvan da yok olup gitti. Ağırlıklı olarak da besi ve ev hayvanları. Yıldız Yıldız, biliyorsunuz, doğu illerimizde güvencinlerin yeri ayrıdır. Birçok evin çatısından havalanan sevimli kuşların dansı bu şehirlerin manzaralarının önemli figürleridir. Büyük felakete gecenin karanlığında kafeslerinin içinde yakalanan güvercinlerin bazıları enkaz altında can verdi. Bir bölümü de sağlam binada yaşamanın avantajıyla ya da can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtulmayı başardı. Yıldız Yıldız. Asrın felaketinin üzerinden henüz daha 3 ay bile geçmemişken, enkazlar kalkmaya devam ederken, güçlü artçı depremler sürerken maalesef her şeyi unuttuk. Evet ölenle ölünmüyor, hayat devam ediyor ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarını kaybedenlerin ağıtları hala yürek dağılıyor. Çadır ve konteyner kentler dert küpü. Yıldız Yıldız. Acı tabloya rağmen, 14 Mayıs'taki seçim nedeniyle siyaset bir numaralı gündem oluverdi. Ağıt, gözyaşı ve dayanışmanın yerini sloganlar, mide bulandıran nefret dili ve kavgalar aldı. İnsanın, alın seçiminizi başınıza çalın, diyesi geliyor. Zaten depremzedelerinde büyük bölümü bana göre öyle diyor. Hatta içlerinden sandığa gitmeyenler de olacaktır. Yıldız yıldız. İşte böyle bir ortamda öğrendiğim bir posta güvercini hikayesi, beni birçok şeyi yeniden düşünmeye ve bu yazıyı kaleme almaya zorladı. Ziyaretimize gelen ikizlerimin ilkokul öğretmeni Bursa'nın deneyimli eğitimcilerinden Sema Topaloğlu ile konuşurken, konu ortak noktalarımızdan biri olan kedilerimize geldi. Bizim Casper'ın kuşlara ilgisi ve dördüncü kattan nasıl düştüğünü anlatırken. Sema öğretmen sözü, evindeki iki sevimli kedisinin penceredeki nöbetine rağmen, 6 Şubat depreminin hemen ardından çekirgedeki evlerinin balkonlarına konan güvercine getirdi ve ekledi kocamandı ve hiç kaçmıyordu. Sanki ne kadar hayvansever olduğumuzu, evimizde ve çevremizde çok sayıda hayvanı beslediğimizi, onlara yuvalar yaptığımızı biliyordu ve bize sığınmıştı. Balkona çıktım ve onu avuçlarımın içine alıp sevmeye başladım. Ailecek onu çok sevdik, en çok annem, Latife Akarsu, onunla ilgilendi. Birbirlerini çok sevdiler. Ayağında da bir halka vardı. Bunun bir kimlik niteliğinde olduğunu fark ettik. Öncelikle ona yem alıp karnını doyurduk. Hiç kaçmadı. Ardından sahibinin çevremizde olduğunu düşünerek araştırmaya başladık. Ben de araya girerek. Hem bir gazeteci hem de çocukluğunda güvercin beslemiş biri olarak, yapılan haberlerden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde güvercin meraklılarının kuşlarını birbirlerinden ayırt etmek için ayaklarına plastik halka taktıklarını ve bunların üzerinde sahibinin adı, mührü veya telefon numarasının yazılı olduğunu hatırladığımı söyledim. O da gülümseyerek, balkonlarına gelen güvercinin ayağındaki halkadaki bilgilerden sahibine ulaştıklarını belirtti ve hepimizi çok şaşırtan şu cümleleri kurdu. Sahibi bilinci B, yemiş ve Hatay'da yaşıyormuş. Kuş benim ama gelip alamam. Zaten artık bakamam da. Çok sayıda yakınımı kaybettim. Bir posta güverciniydi. O gece Hatay'dan havalanıp Bursa'da sizin evinize kadar uçmuş. Posta güvencinleri 1200 kilometreye kadar uçabiliyorlar. Siz sahiplenebilirsiniz ya da ona iyi bakacak güvencinleri olan birine verebilirsiniz, dedi. Biz de Bursa'da bu işin ticaretini yapmayan hayvanları çok seven K, E, Y verdik. En son yavrularının olduğunu öğrendik. Kuş Bursa'da kalacak mı, yoksa Hatay'a dönecek mi onu zaman gösterecek. Yıldız yıldız. Ne kadar ilginç değil mi? Bir bakayım dedim, Hatay ile Bursa arası mesafe kuş uçuşu tam 758 kilometre. İnsan ister istemez soruyor. Neden Bursa? Aklıma bu tür kuşların hedefe kokularla ilerlediği geldi. Tarihlerinde büyük felaketler yaşamış, farklı zamanlarda aynı acı kaderi paylaşmış iki deprem kenti olan Hatay ile Bursa arasında uçuş. Hem de büyük bir travmayla. Biliyorsunuz 1855 yılında Bursa büyük sarsıntılarla yerle bir olmuştu. Bu posta güvercini acaba bir haber mi getirdi kendince? Bakın Hatay yıkımlarla hayalet şehre dönüştü. Bursa'da da büyük deprem kapıda. Lütfen önlem alın. Aynı acıyı siz de yaşamayın mı demek istiyor? Bunu bilemeyiz ama öyle olmasa bile biz öyle algılayalım. Siyasi kavgaları en azından 14 Mayıs'tan sonra hemen bir kenara bırakıp uzmanların adeta geliyor diye bağırdığı büyük depreme hazırlanalım.